Geçtiğimiz günlerde Konya'da Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde görevliler tarafından katledilen hayvan görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayınlanmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyümüştü. Bu olaya dikkat çekmek ve her zaman hayvanların yanında olduklarını dile getirmek için Morpati Derneği geçtiğimiz pazar günü Çanakkale Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Konya'da sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde görevliler tarafından katledilen hayvan görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayınlanması infial yaratmıştı. Ülke çapında tepkiler kısa süre içinde çığ gibi büyüdü. Çanakkale Morpati Derneği geçtiğimiz pazar günü hem olaya tepki göstermek ve bütün sokak hayvanlarının yanında olduklarını bir kez daha dile getirmek için Çanakkale Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Dernek tarafından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ızdırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla çıkarılan 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun bu tür canice uygulamaları tek başına önlemeye yetmeyeceği mutlaka diğer kanunlarla da ve özellikle de Türk Ceza kanunuyla desteklenmesinin son derece önemli olduğu dün olduğu gibi bugün ve yarın da sosyal medyaya yansıyan çeşitli haberlerden anlaşılmaktadır. Hayvanları koruma konusunda yapılması gerekenler gönüllü hayvanseverlere ya da hayvan koruma derneklerine bırakılmamalı, toplumda derin gruplaşmalar yaratılmasına imkan tanınmamalıdır ifadelerine yer verildi.